Ver anneciğim, çay koyayım sana. Hocam size kahve de yapabiliriz. Çay acımıştır. Olur. Söyle dönüşe yapsıcı. Anne. Hı? Ablamla konuştum. Söyledin mi burada olduğumuzu? Biliyor. Babamla konuşmuşlar. Ortalığı ayağa kaldırmış yani yine baba. Yani hemen kızma. Biz galiba bazı şeyleri yanlış anlamışız. Hiçbir şeyi yanlış anlamadık kızım. Ben kimin neyi neden yaptığını biliyorum. Baban ablanla konuşup kendini temize çıkarma derdinde. Ya yok anne, öyle değil. Gerçekten bak. Babam dönüş için kendini feda etmiş. Ne demek o? Sen ver Cezve'yi, ben yaparım kahveyi. Birlikte yapacağız. Ama öncesinde senden bir özür bekliyorum. Ne özrü? Bana haksızlık ettiğini düşünmüyor musun Dönüş? Annem kahve bekliyor. Yani uzun uzun konuşacak bir şey yok. Kahve olana kadar bir iki cümle kurabilirsin herhalde. Hatta iki kelime. Çok basit. Özür dilerim diyebilirsin mesela. Yüzüme bak Dönüş. Yalan söylemeseydin öyle düşünmezdim. Neden yalan söylediğimi açıkladım ama sana. Zaten buraya gelerek de gerçekleri kendi gözlerinle gördün. Özür borcu olan sensin. Nedenmiş o? Çünkü ilk bitti diyen sensin. Ben değilim. Sen zaten bitirmiştin. Söylemek de bana düştü. Ne yapmamı bekliyordun ki? Çok kızgındım sana. Ben de sana çok kızgındım. Çok kırıldım. Ama beni çok sevdiğini, benden vazgeçemediğini, çok özlediğini söylersen belki seni affedebilirim. Bir de yalvarmamı mı bekliyorsun? Yani aslında yalvarman da lazım da. Eğer sen Ebru'ya Mahmut demeseydin, beni kandırıp yalan söylemeseydin belki yalvarırdım sana. Ama yalvarmayacağım Serdar. Babam beni suçlayacağına bunları anlatsaydı ya. Yani şimdi bir şeyleri saklayan ben miyim, o mu? Anne anlatsa dinleyecektin sanki. Birbirinizi yemekten konuşmaya fırsatınız mı vardı? Bak dönüşü de al. Eve dönün anne. Artık endişelenecek bir şey kalmadı. Perişan olmayın burada anne. Ben de yurduma döneyim. Evet anne ya. Benim de hiç içime sinmiyor. Babamı öylece bırakıp geldik. Hocam size afiyet olsun. Ben yarınki dersler için biraz notlarıma bakacağım. Anne, lütfen. Yok kızım. Ben zaten kararımı vermiştim. Şimdi sadece süreci hızlandıracağım. Evi bir an önce tutabilirsek seni de alırız yurttan. İki kızımla güzel güzel otururum şeyden sonra. Ne? Neden sonra anne? Biz babanla boşanıyoruz. O zaten kararını vermiş. Ben de verdim dilekçeyi. Öyle bir şey olmayacak anne. Ya anne, çözemediğiniz sorun ne? Nerede sizin büyük aşkınız, sevginiz? Bu kadar basit mi her şey? Kızım ben ister miyim? Ha? Ben ister miyim yuvam yıkılsın, çocuklarım böyle üzülsün? Yani ben her şeye rağmen bir adım attım. Yani bir şekilde babanızdan özür dilemeye gittim.
Hatalıysam ben özür dileyeyim dedim. Ama o davayı açmış. Yapacak bir şey kalmadı. Babam da ne inatçı çıktı ya. Anne sen mahkemeye gitmezsen boşanamazsınız zaten. Evet, gitme anne. Yok kızım. Ben istemeyeni ben hiç istemem. Annen bitti benim için kızım. Gönlümü kırdı geçti. Artık asla affetmem ona. Baba yapma böyle Allah aşkına. Siz annemle birbirinizi çok seviyorsunuz ya. Tutturmuşsunuz bir inat. Doğru söylüyorsun yavrucuğum. Ama babanın inadı kimsede yoktur. Nezahat ne inadı? İnancımı da yitirdim, umudumu da yitirdim ben. Umut güzel. Ölmeyince umut gitmez bitmez dedi Sadık. Duydun mu çocuğu? Bu çocuk kadar olamadınız. Sadık, Nesrin barışmak için ayağına kadar geldi. Etme gözünü seveyim. Baba, siz neleri atlattınız annemle? Günün sonunda birbirinize tebessümle, huzurla sarılmadınız mı? Neden o günlere geri dönmeyelim? Yine eskisi gibi o güzel günlere. Nasıl olacağız kızım eskisi gibi? Bana söylediği onca laftan sonra. Anne, sen de babama söyledin ama. Ya sinirliydiniz. Şimdi sakin sakin tekrar düşünün. Babam da düşünmüştür, hatasını anlamıştır. Ha, kesin. Kesin anlamıştır. Benim düşünecek bir şeyim yok. Bundan sonra yalnız başına yaşayacakmış ya. O düşünsün. Vallahi ben kızlarımla tutarım evimi. Mis gibi de bir hayat kurarım, yaşar giderim. O da orada tek başına ben ne yaptım, ne ettim diye kendini yesin dursun. Bana hiçbir şey olmaz. O çok istiyorsa Derya'nın yanına gider, İzmir'e yerleşir. Dönüş nasıl olsa buraya gelir, babasını bırakmaz o. Hah, çok güzel. Kızları da paylaştınız, iyi oldu. Tövbe estağfurullah. Hikmet, benim başıma ağrılar girdi. Kalkalım birazdan. Polacığım. Halacığım görüşürüz. Görüşürüz halacığım. Hadi Hikmetciğim. İyi akşamlar enişte. İyi akşamlar, iyi akşamlar. Aa. Ay. Oğlum kusura bakma. Ben sana haber verecektim ama işte geldiler, kafa bırakmadılar insanı. Estağfurullah Sadık baba, önemli değil. Türkan, hazırsan çıkalım. Ben aslında bugün burada kalmayı düşünüyordum. Olur mu öyle şey kızım? Sen kocanla git hadi, ben iyiyim. Merak etme. İyi tamam, hazırlanıyorum. Oğlum istersen gel biraz oturalım, sonra gidersin. Yok Sadık baba, ben yorgunum bu akşam. Daha sonra. Bu diziyi engelsiz.kanalde.com.tr adresinden izleyebilirsiniz.